Bu görevi layıkıyla yerine getirebilmek için inşallah gücümüz yettiğince mücadele edip mesai harcayacağız. Onun öncesinde kendimi tanıtmak istiyorum. Hüseyin Arıcan ismim. Ayrıbol'da doğdum, büyüdüm. Daha sonra lise eğitimini Tekirdağ Anadolu Öğretmen Lisesi'nde aldım. Sonrasında tabii Tekirdağ Anadolu Öğretmen Lisesi kapandı. Sosyal Bilimler Lisesi oldu. Oradan Erzurum Atatürk Üniversitesi'ni kazandım. Hukuk Fakültesini. 5 yıl boyunca orada eğitim gördüm. 2017 yılında mezun olduktan sonra Tekirdağ'a döndüm. Tekirdağ'da serbest avukatlık yapmaktayım. Partimizin genel ilkeleri doğrultusunda Süleymanpaşa'da temel ilkemiz insan odaklılık olacaktır. Siyasetimizin öznesi ve muhatabı sadece ve sadece insan olacaktır. İnsani kimliği ikinci konuma iten hiçbir kimlik anlayışı siyasetimizi yönlendiremeyecek ve şekillendiremeyecektir. Öncelikli amacımız insan onurunun korunması olacaktır. İnsan onurunu zedeleyecek hiçbir uygulamaya ve politikaya partimizde yer vermeyeceğiz. İnsan onuru ancak ve ancak insanın tercih ve irade gücünü yansıtan özgürlükler ile hayat bulabileceğinden siyaset anlayışımızın odağında insan hak ve özgürlükleri olacaktır. Bu hak ve özgürlüklerin korunup genişletilebilmesi için yapılması gereken ne varsa her şeyi yapacağız. İnsana saygı göstereceğiz. İnsanın yaşadığı alana saygı göstereceğiz. Süleymanpaşa'nın korunması gelecek nesillere olan borcumuzdur. Tekirdağ'ımızın, Süleymanpaşa'mızın havasının, suyunun, toprağının, ovasının, dağının korunabilmesi için her ne gerekiyorsa biz Gelecek Partisi olarak mücadelemizi vereceğiz. Süleymanpaşa'da siyaset yaparken ilçemizin her bir ferdini hiçbir ayrım gözetmeksizin partimizin doğal üyesi olarak kabul edeceğiz. Doğal üyesi olarak kabul edip herkesi kapsayan bir siyaset güdeceğiz. İlçemizdeki herkes partimiz için mutlak anlamda eşit olacaktır. Etnik, dini ve mezhebi ayrımlara dayalı siyasetin karşısında olacağız. Süleymanpaşa'da her kesimin, her bireyin sözcüsü olacağız. Farklılıkların güven ve huzur ortamında yaşayabilmesi için çoğunlukçu değil, çoğulcu bir siyaset anlayışı güdeceğiz. İlçe teşkilatımızı oluştururken her sesten, her renkten vatandaşımızın partide görev alabilmesi için azami gayreti göstereceğiz. Süleymanpaşa'da çalınmadık kapı, gidilmedik ev, kahvehane, iş yeri bırakmayacağız. Süleymanpaşa'da her insanla, her kesimle kucaklaşıp partimizin genel ilkelerini güzel insanlarımıza, düşüncelerimizi anlatacağız. Yüreklerimizi, sevdalarımızı, farklılıklarımızı bir potada eritip tek yürek olup Süleymanpaşa'da destan yazacağız. Teşekkür ediyorum. Bu genel olarak Süleymanpaşa'da ilkelerimiz, düşüncelerimiz doğrultusunda bir ön konuşma yapmak istedim. Basın mensuplarımızın bu noktada soruları varsa soruları alabilirim. Aynı zamanda bu hazırladığım metni de basın mensuplarına vermek istiyorum. Bunun şeyini toplu değerli bir kompozisyon olabilmesi açısından. Direkt faydalanabilir. Soru var mı? Siyasette ilk gün. Siyasette ilk deneyimim. Daha önce herhangi bir siyasi partide görev almadım. Kendim avukatım, mahkemelerde falan gayet rahat bir şekilde konuşabiliyoruz ama burada açıkçası bir heyecan oldu ya. Siyasi konuşma yapmak farklı oluyor. Bu heyecanla zamanla... Siyasetin ilk başlangıcı Gelecek Partisi'yle alma kararımızın altında yatan gerçekler ne? Neden Gelecek Partisi? Neden Gelecek Partisi? Biz birey olarak düşüncelerimizi özgürce ifade edebilmek istiyoruz. Şimdi baktığımız zaman hali hazırda bulunan siyasi partiler hepsinin evet tüzüklerinde bir programı var, bir söylemleri var ama kimse özgür olarak ifadelerini o parti içerisinde dile getiremiyor. Orada söz hakkı alamıyor, söz sahibi olamıyor.
Biz de bu noktada yeni kurulan bir parti var. Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu da genel siyasette baktığımız zaman çoğulcu bir siyaseti benimseyen kişi olduğundan dolayı ve düşüncelerimizi de rahatlıkla ifade edebileceğimizden dolayı Gelecek Partisi'ni seçtik. Çağrı Bey de bir şey söyledi. Çoğunlar İlçe Başkanı. Sayın Başkanım, İlçe Başkanım, Teşkilat mensupları, basımımızın yüzünde mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Tekirdağ Çorlu doğumluyum. 1988 yılında Çorlu'da doğdum. İlk ve ortaokulumu, liseyi Çorlu'da, üniversite hayatımı Bulgaristan Sofya'da Müslüman olarak tamamladım. Çorlu'da bulunduğum süre zarfında Balkan göçmenleri özellikle hep aynı dönemde, aynı okullarda, aynı şekilde veya aynı mahallelerde büyüdüm. Tabii geçmiş dönemde siyaset AK Parti'de, onun öncesinde lise yıllarında ülke ocaklarında teşkilatlanma anlamında çalışmalarım oldu. Üniversite okurken Milli Türk Talebe Birliği'nde kurucu başkanı